İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, bütünsel Ermenistan devletini birlikte yeniden tesis etmeliyiz. Batı Ermenistan'daki Arçak, Erçek Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma sözünü yerine getirmeyi ikinci kez reddediyor. David Babayan, Artsakh sadece stratejik ve jeopolitik bir kalkan değil, aynı zamanda ahlaki ve değer kalkanıdır. Arman Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı uluslararası cezai sorumluluğa ve cezaya tabi tutulmalıdır. Batı Ermenistan'ın kültüründe zambak sembolü. UNESCO konferansı çerçevesinde Artsakh'ın kültürel mirasının korunması ile ilgili konular tartışıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Meydan Okumaları konferansı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Batı Ermenistan'ın zorluklarını sunduğu güvenlik sorununun birincil sorun olarak belirterek, yurt dışında yaşayan Ermenilerle birlikte bütünsel Ermenistan devletinin yeniden kurulmasının önemini vurguladı. Devlet Başkanı Abrahamyan'ın konuşmasının amacı uygun çözümler önermek için mevcut durumu anlamaktı. Başkan, yerli otokton olma durumunu birleşmek için bir köprü olarak kullanmayı önerdi. Çünkü soykırım Armenosit'ten sonra Ermeniler ile anavatan arasındaki bağ koptu ve Ermeniler yerli otokton statüsünü ancak dil ve kültür sayesinde koruyabildi. Tarihe kasıtlı olarak yapılan tahrifatların soykırım Armenosit'e yol açtığını, bu sürecin bugün de devam ettiğini, dolayısıyla Ermeni milletinin yanlış kararları, çalışmaları ve yalanlara güç vererek kendini öldürdüğünü kaydetti. Zira Ermeniler bugüne kadar doğru ve adil bir şekilde devletlerini yeniden kuramadılar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan zorlukların kriz ve problemlerden kaynaklandığını, tarih, kimlik ve özbenliğimiz ile ilgili problemlerin olduğunu da belirtti. Yerlilik yani otoktonluk özümüzü anlamamıza yardımcı olur ve özbenliğimiz bugün siyasetimizi şekillendirir. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasının tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Batı Ermenistan'daki kuş türlerinden yaklaşık 230'una yaşam alanı olan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Erçek Gölü, sazlık alanlardaki suların çekilmesiyle birlikte kuş popülasyonunu büyük ölçüde etkileyeceği tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer taraftan Erçek Gölü'nde daha önce suların yükselmesiyle kısmen sulara gömülen yapılar da suların büyük ölçüde çekilmesiyle karada kaldı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Twitter sayfasında yazdığına göre Azerbaycan ikinci kez Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma sözünü yerine getirmeyi reddediyor. Başbakan Paşinyan, bu, Azerbaycan'ın Ermeni savaş esirlerini serbest bırakma sözünü yerine getirmeyi ikinci kez reddetmesidir. İlk dava, Brüksel'de bir söz verildiği Mayıs ayındaydı ve şimdi Washington'da Azerbaycan'ın 30 Eylül'e kadar 17 Ermeni savaş esirini serbest bırakmayı taahhüt ettiği ikinci vakasıdır diyerek yazdı. Artsakh gerçekten çok ağır bir durumda. Artsakh yüzyıllar boyunca Ermenistan Cumhuriyeti'ni koruyan ve Ermeni halkının güvenliğini sağlayan bir kalkan olmuştur. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan bu düşüncesini kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında dile getirerek kalkanı büyük yük olarak görenlerin mahvolduğunu vurguladı. Artsakh Dışişleri Bakanı Babayan şöyle dedi. Artsakh gerçekten çok ağır bir durumda. Asırlardır Ermenistan Cumhuriyeti'ni koruyan ve Ermeni halkının güvenliğini sağlayan bir kalkandır. Ve kalkan ağırdır. Üstelik Artsakh sadece stratejik ve jeopolitik bir kalkan değil, aynı zamanda ahlaki ve değer açısından da bir kalkandır. Ama böyle bir ağırlık bir yük olabilir mi? Kalkanı bir yük olarak görenler mahkumdur ve tarih bunun gibi pek çok örnek biliyor.
Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı yöneticisi Armağan Tatoyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook paylaşımında şöyle yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti mahkemenin yargı yetkisini tanıyarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmalı. Bunun Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik bu saldırganlığı ve kitlesel suçları koşullarında bir an önce gerçekleşmesi gerekir. Bu kitlesel suçlar koşullarında Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik bu saldırganlığına karşı bir an önce yapılması gerekir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, özel servislerin liderleri ve ordu uluslararası cezai sorumluluğa ve cezaya tabi tutulmalıdır. Uluslararası kovuşturmaları bu devam eden soykırım Armenosit politikasına caydırıcı olacaktır. Konu acil olduğu için şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyabiliriz ve daha sonra gerekli koşulları çözerek mahkeme tüzüğünü de onaylayabiliriz. Ermeni minyatürlerinde, süs eşyalarında, iğne oyalarında ve halı dokumalarında sıklıkla zambak desenlere rastlanır. Bunun canlı örneklerinden Maraş yöresinin işlemeli bardaklı denilen fincan kalıbı. 1270 yılına ait Akçots Manastırı kabartmaları. 1850 yılında dokunmuş Cirabert Haçen halısının desenleri ve bunlara benzer daha birçok örnek. Hepimizin bildiği Fleur de Lis adlı hanedan sembolü zambak binlerce yıl önce saflığın ve kraliyet gücünün bir simgesiydi. Ermeni kraliyet tahtının bir sembolü olarak zambak, Kilikya kralı Levon'un 1198-1219 gümüş sikkesine basıldı. Sikkede kralın elinde zambak tafsir edilir. Çok eski zamanlardan beri zambak çiçeği Ermeni platosunun doğasında yetişmektedir. Her dağ ve vadi zambaklarla doluydu. Bu nedenle Şuşan, Şuşans, Şuşanik, Şuşanans, Şuşansi adında köylerimizin olması tesadüf değildir. Zambağın Ermenice adı olan Şuşan da aramızda yaygın bir kişi ismi. Van'da Kral Senekerim'in kızı Şuşan'ın adını taşıyan manastırlarımız, Bagaran'da Kral Aşot'un kız kardeşi Şuşan'ın adını taşıyan manastırlarımız var. Ermenice'de Şuşan zambak kelimesi lekesiz, tertemiz ve beyaz ile eş anlamlıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Bahram Dumanyan, UNESCO'nun Meksiko City'de düzenlediği Dünya Kültür Politikası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı çerçevesinde Uluslararası Çatışma Alanlarından Miras Koruma Birliği İcra Müdürü Valeri Frilind ile bir araya geldi. Toplantıda Ermenistan Cumhuriyet ve Artsakh'taki kültürel mirasın korunması ile ilgili konular, özellikle anıtların restorasyonu olanakları ve müzeler için kriz planlarının oluşturulması gibi konular tartışıldı. İttifakın UNESCO'nun Kültür Politikası ve Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Konferansı çerçevesinde mirasımızı koruyarak barışı inşa etmek başlıklı belgesel sergisini düzenlediğini belirtelim. Sergide sunulan fotoğraf posterlerine sunulan anıt ve müzelerin restorasyon hikayelerinin en son teknolojiler kullanılarak keşfedilmesine olanak sağlayan artırılmış gerçeklik deneyimi eşlik etti. Ermeni tarihi ve kültürel mirası ayrı bir fotoğraf hikayesinde sunuldu. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Vigen Hovsepian tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gançumem Ari Ari adlı eseri sunuyoruz. Pencere var temkade yar bu izmerne kudar çiçam inşabem asay. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.